Zehra Hocam, konuşmamızın içerisinde tarama testlerinden bahsettiniz. Peki tarama testi nedir? Tarama testi herhangi bir belirti olmaksızın kişilerde hastalık olup olmadığını anlamak için yapılan tetkiklerin tümüne tarama testi diyoruz. Meme tümörlerini veya memedeki diğer hastalıkları teşhis etmek için, olup olmadığını anlamak için hastalara bazı tetkikler yapıyoruz. Ve hastaları bunları yaptırmaları için eğitiyoruz. Geldiği zaman bilinçlendiriyoruz bize müracaat eden hasta. Genç, orta yaşlı, hangi yaşta olursa olsun. Gençlere başka tetkikler, yani daha az zararlı diyelim, onlara da rastlayabileceğimiz hastalıklara göre orta yaşta, belli bir yaştan sonra da başka tetkikler isteyerek tarama testlerini yapıyoruz. Yaş sınırı diye soracak olursanız daha çok 40 yaşından sonra, çünkü 40 yaşın altında meme kanseri, bizim için tarama testindeki amaç iyi huylu tümörleri de tespit etmek ama asıl önemli olan kanserleri, memenin kötü huylu tümörlerini erken teşhis edip ona göre tedavi etmek. Çünkü biliyorsunuz erken teşhis edilen vakalarda meme tümörleri hasta ömür boyu yaşayabiliyor. Evet, hayat kurtarıyor erken teşhis. Her kanserde olduğu gibi bir meme, ayrıca meme kanserinde bu çok daha önemli. Ve meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden birisi Zehra Hocam. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Tarama testlerine ne zaman başlanmalıdır denildiği zaman 40 yaşından sonra mı başlanılıyor? Tabii bazı özel durumlarda 40 yaşın altında. Onları da anlatacağım. Ama normal vakalar için 40 yaşından sonra muayene. Önce, daha doğrusu hepsinden önce hasta, yani genç kızlığından itibaren kendi kendine elle muayeneyi öğrenmeli. Her ay. Elle muayeneyi nasıl yapacak hocam? Elle muayenenin en ideali, hasta sırt üstü yatacak, muayene edici memenin olduğu taraftaki elini başının altına koyup diğer eliyle memeyi göğüs kafesi etrafında ışınsal olarak hafif sıkıştırarak muayene edecek. Bizim yaptığımız gibi. Ve hasta bunu yaptıkça kendi meme dokusunu öğrenecek. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman bunu fark edebilecek. Ama elle muayene tabii önemli. Bir de elle muayenenin zamanı önemli. Yani bunu her adet dönemi bitiminden sonra yapacak. Hormonal baskının az olduğu zamanda. Elle muayene önemli ama asıl kişi 1 santimin altındaki kitleleri kolay hissetmeyebilir. Biz bile çok rahat hissedemiyoruz. Elle muayene, ondan sonra hekim muayenesi, tabii bizimki de yeterli değil. 40 yaşın üzerindekilere mamografi, ultrasonografi birlikte mutlaka yapılacak. Radyoloji uzmanının yönlendirilmesine göre veya bizim de baktığımız, hani tatmin olmadığımız durumlarda meme MR'ı isteyebiliriz. Bunların dışında 40 yaşın altındaki hastalar içinde, kişiler içinde şunları söyleyebiliriz. Aile anamnezi var, şüpheli vaka, işte onları da biraz sonra söyleyeceğim. Yani biraz risk grubuna giriyorsa 35 yaşa gelen kişilerde bir baz mamografisi çektirmek tavsiye ediliyor. Bunlar da, yani risk faktörleri neler meme tümörlerinde? Erken adet görme ve geç kesilme, yani uzun süre hormon baskısında, östrojen baskısında kalma,
işte diyet, sağlıksız beslenme, sigara, geç doğum ve emzirmeme, erken doğum yapıp çocuklarını, bir iki çocuk doğurup onları emzirirse anne için risk. Yani bunlar çok düşük riskler tabii, %1-2 gibi. Annede, kız kardeşte, birinci derecede akrabada meme tümörü olması. Anne olmayanlarda da olabiliyor. Evet, yani anne olup geç doğum yapanlarda da, yapanlar da anne olmayanlar kadar risk altında. Ama bu risk çok düşük yani. %1-2 yani bunlar meme kanserinde olasılıklar. Bir de en daha önemlisi genetik, bizim için önemli olan genetik meme kanserleri. Genetik olanlarda, yani bir ailevi olan var, aile yakınlarında belli bir yaşta. Genetik olanlar 40 yaşın altında, bazıları premenopozal dönemde diyor, bazıları 40 yaşın altında meme kanseri olan yakını varsa kişinin, onların mutlaka daha erken yaşlarda tetkike, yani taramaya alınması lazım. Aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Evet, aile öyküsü dinlenmesi gerekiyor. Ve eğer ailede, annede, kız kardeşte 40 yaşından önce meme kanseri varsa veya 3 kuşak anneanne, işte anne, yani 3 kuşak, 2 kuşak, 3 kuşak meme kanseri varsa bunların daha dikkatli incelenmesi gerekiyor. Ve karşımıza çıkıyor değil mi hocam? Çıkıyor. Nadir de olsa çıkıyor. Bunlara genetik testler yapılıyor. Onlara detaya girmiyorum. Bir de gene işte kişi de, tabii artık kişi olduysa iş işten geçmiş oluyor ama yakınında diyelim yumurtalık kanseriyle meme kanseri birlikte görüldüyse veya iki memede kanser görüldüyse veya ailede erkek meme kanseri varsa bunlar da birazcık riski arttırıyor. Bu kişiler de daha erken yaşlarda taramaya alınmalı. Yani 20-25 yaşından sonra bu en azından BRCA1, BRCA2 dediğimiz genetik testlere, başka testler de var. Onların mutlaka yapılması lazım. Zehra Hocam, peki bir memede görülen kitle diğer memede de görülebiliyor mu? %15 oranı çift taraflı, çok nadir aynı anda, ama meme kanseri olan hastalarımızda ilerleyen senelerde %10-15 oranında ikinci memede de kanser görebiliyoruz. Ne kadar arayla yapalım derseniz, evet, 40 yaşın üzerindeki hastalara 40 ile 50 yaş arası. Meme kanseri hasta gençse daha hızlı büyüyor. İleri yaşlarda daha yavaş büyüyor. 40 ile 50 yaş arasında yılda bir mamografi, ultrasonografi ve hekim, önce hekim muayenesi, daha sonra ultrasonografi ile mamografi yapılıp bunların birlikte değerlendirilmesi lazım. 50 yaşından sonra, eskiden onlara da her yıl deniyordu ama memedeki tümörler belli bir yaştan sonra yavaş büyüdüğü için 2 yılda bir de kontrol, yani her yıl kontrol, 2 yılda bir ultrasonografi, mamografi yapılabilir. Veya ultrasonografinin herhangi bir zararı yok. Her yıl meme muayenesi, ultrasonografi, ben öyle yapıyorum. 2 yılda bir de mamografi istenebilir.